Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yediren, içiren, giydiren, rızıklandıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine ve onun âl ve ashabının ve ehl-i beytinin üzerine olsun. Değerli dinleyenler, başkanlığımızın yayınlamış olduğu din görevlisiyle 365 gün adlı kitabında bir ayet, bir hadis, bir dua ve bir fetva olmak üzere sohbet icra edeceğiz. Daha evvelden besmele konusunu işlemiştik, birinci bölümünü işlemiştik. Şimdi inşallah ikinci bölümünü işleyeceğiz. Konuyla alakalı Rabbimiz Nem suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Estağfirullah, Bismillah, İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim, Sadakallahu'l-Azim. Buyuruyor ki Rabbimiz, mektup Süleyman'dan gelmekte, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Konuyla alakalı hadisi şerifte, An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول أفنين صلى الله عليه وسلم buyurdular ki كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أبضع صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki aziz ve celil olan Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veyahut iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Evet, bu hadisi şerif de İbn-i Hanbel'de geçmektedir değerli dinleyenlerimiz. Evet, Buhari Diyavat bölümünde geçen duada da Allah'ın bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla, sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Amin. Kitabımızın fetva bölümünde de bir hayvanın etinin helal olabilmesi için kesim nasıl olmalıdır diye sorulmuş. Cevap olarak eti yenen kara hayvanlarının etlerinin helal olması için usulüne uygun olarak kesilmesi gerekiyor. Usulüne uygun kesim de Hanefi mezhebine göre besmele çekilerek hayvanın nefes ve yemek boruları ile iki şah damarının veyahut da bu damarlardan birisinin kesilmesi şeklinde yapılır. Besmelenin kasten terk edilmesi halinde ise kesilen hayvanın eti Hanefi mezhebine göre haram olur. Ama unutarak terk edilmiş olursa helaldir. Şafiiler besmelenin kasten terk edilmesi halinde de etin yenilebileceği görüşündedirler. Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle, deve ise göğsünün hemen üzerinden kesilir ve hayvanın kanının iyice akması için bir süre beklenilir. Kesimden önce bıçak veyahut benzeri kesici aletlerin hayvanın gözünden uzak bir yerde bilenmeleri sünnettir değerli dinleyenler. Hayvanlardan birisi diğerinin gözü önünde kesinlikle kesilmemelidir. Kesilecek hayvanları kıbleye döndürerek kesmek de sünnettir. Hayvanın canı çıkmadan boynunu kırmak, derisini yüzmek, bir uzvunu koparmak veyahut da tüyünü yolmak gibi hayvanın acısını artıracak işlerden de kaçınılmak gerekiyor. Hayvanın kesim esnasında canlı olması kaydıyla acıyı azaltmak maksadı ile düşük voltajlı elektrik şokuna tabi tutulması, ayrıca tavuk ve hindi kesimlerinde kullanılan otomatik kesim makinesini çalıştıran kişinin düğmeye basarken besmele çekmesi halinde o seride kesilecek bütün hayvanlar besmele ile kesilmiş sayılmasına bazı ilim adamlarınca cevaz verilse de söz konusu uygulamalarda hayvanların kesim öncesi ölüm riski bulunduğundan el ile kesim tavsiye edilmektedir değerli dinleyenlerimiz. Evet. Kıymetli dinleyenler, başkanlığımızın yayınlamış olduğu din görevlisiyle 365 gün adlı kitabında
bir ayet, bir hadis, bir dua ve bir fetva olmak üzere besmele konusunun ikinci bölümünü işlemiş olduk. Burada sohbetimize son verirken hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sağlıcakla kalın diyorum. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. La ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.